Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. Yeni nesil bir edebiyat sorusuyla yine karşınızdayım. Ee, ilk i̇lk videomuzda, birinci videomuzda bahsetmiştim. Geçen yıl divan edebiyatında beyitlere dayalı ciddi anlamda soru gelmişti. Ee, fırsat buldukça bu tür videolar paylaşacağımı söylemiştim. orjinal ee, orijinal bu soruyla yine karşınızdayım. Ee, umarım iyi bir tekrar olur diyerek hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Yukarıda verilen beyitlerle ilgili hangisi söylenirse yanlış olur diyor bize. A şıkkında birinci beyitte nida, ikinci beyitte ise tezat sanatına yer verilmişti diyor. Nida dendiği zaman herhalde hatırladınız nida seslenme sanatı demekti. Tezat dendiği zaman da neydi? Zıtlık sanatı demekti arkadaşlar. Şimdi birinci beyte baktığımızda daha ilk kelimemiz e mi derken ey ifadesi bir istesnamedir. Yani elimizde nida var. Peki ikinci beyte gelelim. Burada tezat bulmamız gerekiyor. Ganidir ışk ile gönlüm. Ne malum ne menalum var. Ne vaslı yarihanda anam ne melalum var diyor. Burada e, ikinci beyitte tezat var mı diye baktığımızda burada vasıl kelimesi var. Vasıl e, özellikle ulaşma ve ...kavuşma anlamlarına gelen bir kelimedir. E, bu vuslat kelimesi var ya vuslata ermek yani kavuşmak anlamına gelen... E, ...bu vasıl kelimesinden yani aynı kökten gelen bir ifade. E, yine yare handan anne hicrandan derken hicran ise genelde sonbahar için kullanılır... ...ve aynı zamanda hicran ayrılık anlamına gelir arkadaşlar. Yani o zaman bir yerde kavuşma bir yerde ayrılık ifadesi var... Dolayısıyla burada tezat sanatı var diyoruz arkadaşlar. Peki B şıkkında ilk beyit bir gazelin taç, ikinci beyit ise matla beyitinden alınmıştır diyor. Şimdi taç beyit neydi? Şairin adının yani mahlasının geçtiği beyit anlamına gelirdi. Burada baktığımızda dikkat Nesimi derken bunun Nesimi'ye ait bir şiir olduğunu anlıyoruz. Yani taç beyit ifadesi doğru. İkinci beyit ise matta beytinden alınmış olabilir diyor. Şimdi bir gazelin ben matta beytinden alınmış olduğunu nereden anlayacağım? Matla ne demekti arkadaşlar? Bir gazelin ilk beytinin adı yani AA kısmı olacaktı. Hatta diğerleri hatırlarsanız ne oluyor? X A X A diye ne yapar giderdi. Peki burada var var derken gördüğünüz gibi AA şeklinde uyaklanmış. Yani musarra bir şeklinde. O zaman burası da gidiyor. C şıkkına gelelim. Her iki beyitte aruz ölçüsü ve beyt beyit nazım birimle yazılmıştır diyor. Zaten diğer şıklarda beyitten bahsettik. Burada aruz ölçüsüyle yazılmıştır ifadesi bizim için bir soru. eğer bir şiirin nazım birimi beyitse zaten beyitli bir nazım birimi divan edebiyatı geleneğiyle e, söylenmiş, yazılmış bir şiir şey oluyor ve burada temel ölçü aruz olduğuna göre aruz ölçüsü doğru. Peki bunda eriyoruz. D şıkkına geldiğimizde ilk beyitte kafiye ve redif yokken ikinci beyitte tam kafiye kullanmış diyor. Dikkat. İlk beyitte kafiye ve redif yokken e, bakıyorum ilk beyite. Bakma kim söndürmüş pardon, döndürmüş yüzünü derken. Evet burada kafiye ve redif yok. Ama ikinci beyitte tam kafiye kullanmıştı diyor. Dikkat. O zaman bir bakalım isterseniz. Kafiye ve redife bakarken benzerliklerin olduğu yere kadar gideceğiz. Yani şöyle bir baktığımızda alüm var kısmına kadar geliyoruz değil mi? Peki bizim kafiye bulma yöntemimiz neydi? Kelimeyi çekim eklerinden ayırıp söyleyeceğiz. Yani dikkat ederseniz menal üm um var. Yani benim anlamı katan bir iyilik eki var. Aynı anlama geliyor var zaten bir kelime. Bir de melal üm var. Yine benim anlamı katan üm artı var kelimesi var. Yani burada üm var kısmı aynı anlama gelen ek ve kelime. Burası redif sayılıyor. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi menaldeki al ile melaldeki al kelimesi kaldı değil mi? Peki burada kas ses benzerliği var dersek bazı arkadaşlarımızın aklına hemen hocam bir A var bir L var iki ses benzerliği var tam kafiye doğru diyebilirsiniz. Ancak dikkatli arkadaşlarımız bu konuya hakim olan arkadaşlarımız şunu bileceklerdir ki e, divan nebiyatında uzun ünlüler çok geçer ve bu uzun ünlüler yani şapkalı ünlüler burayı uzun okutur. Yani al değil de al diyoruz yani buradaki şapkalı e, ünlüler iki ses sayılır. Bunu unutmayalım. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa not alsınlar. Yani o zaman şapkalı ağlar iki ses sayılacağı için artı bir de L var. O zaman burada üç ses olduğuna göre zengin kafiye olacak. Yani tam kafiye ifadesi yanlış. Zengin kafiye ifadesi olmalıydı. O zaman burası beklesin. Peki hocam E şıkkına bakalım. Ki geçen sene e, hatırlarsanız tema şeklinde yani İki metin verilmiş ve iki metnin ortak özelliği ne olabilir diye sorduğunda teması diye cevap almıştık değil mi? Burada her iki beyitte de toplumsal konulardan uzak bir temaya yer verilmiştir diyor. Burada e, ilk beyte bakalım. Ey nesimi kainatın varına sen bakma kim? Çünkü canın e, yani gönlün daima dildara döndürmüş yüzünü diyor. Yani dildar demek e, işte gönlünü e, gönlü kendisine bağlanmış kimse ya da sevgili anlamına gelir arkadaşlar. Yani o zaman burada e, can veya gönül sevgiliye e, dönmüş. Yani yüzü sevgiliye dönmüş gibi. Burada bireysel bir tema var. Yani aşkla ilgili, sevgiyle ilgili bir şey var. İkinci beyt'e bakalım. Ganidir işgile gönlüm, ne malum ne manu, ne menalüm var. Bir vaslı yardı diyor. Zaten e, ulaşma, yare ulaşma diyor. Hicran ayrılık falan diyor. Ya Bu da aşkla ilgili bireysel bir tema olduğuna göre bu da doğru diyoruz. Ve D şıkkımız gerçekten cevapmış. Ee, arkadaşlar e, daha rahat anlayasınız diye e, kavramların üzerine durarak anlatım. Tabii ki de bir soru için bu kadar zaman kaybetmek e, yanlış. E, ama size açıklayabilmek adına uzun videomuz oldu. Umarım faydalı olmuşuzdur. Başka videolarda görüşmek üzere.